Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Sihirli Anne'deki Çilek ile WhatsApp'tan konuşacağız. Bakalım başımıza neler gelecek, gerçekten çok merak ediyorum. Umarım bu videoda başımıza kötü şeyler gelmez. Ve video başlamadan önce mutlaka bu videoya like atmayı unutmayın. Bu videoyu sizlerden tamına 2000 like bekliyorum. Eğer ki 2000 like gelirse gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Ve bu arada Instagram'ı sen takip etmezseniz çok üzülürüm ya. Instagram'a gelmiyorsunuz, üzülüyorum. Orada kendimi yalnız hissediyorum. Üşüyorum. Gelin oraya. Instagram hesabımı bırakmayayım x1. Eğer ki beni Instagram hesabımı takip ederseniz yaptığım canlı yayınlardan, yaptığım çekilişlerden ve videoların ne zaman geleceğinden anda haberdar olabilirsiniz. Bu arada yorumlara herkes Sihirli Annem veya Çilek yazsın. Onları yazan herkese kalp atmaya çalışacağım. O zaman sizi beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, hemen merhaba diyerek başlayalım. Merhaba. Evet, merhabamızı dedik. Bu arada yeni telefon aldım arkadaşlar. Hayırlı olsunuzu alırım. Yorumlara hayırlı olsun yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet, Çilek'e merhabamızı dedik. Bakalım Çilek ne zaman görecek? Ulan görecek misin Çilek? Son görülmesi falan da yazmıyor. Aha, son görülmesi yazmıyor harbiden ha. Neyse. Nasılsın? Nasılsın Çilek? Nasılsın Çilek? Ben çok iyiyim ya, sen nasılsın? Evet, şu anda Çilek'e nasılsınımızı dedik. İyi sen diyor. Ben çok iyiyim. Ne yapıyorsun? Evet, biraz emoji falan da atalım. Şöyle emoji olarak ne atsak. Bak bu emoji güzel. Resmen bu emoji ne demek biliyor musunuz? Bak gözlerinden yıldız çıkıyor. Yani çok mutluyum falan demek istiyor herhalde. Böyle yaşasın muhteşem der gibi. Aynı işte sen. Abi ne yapıyorsun diyorsam o an ne yaptığını söyle. Aynı işte ne? Ben sana nasılsın demedim. Ya yani nasılsın dediğinde iyisin sen diyebilirsin. Ama ben ne yapıyorsun dedim sonradan. Ne yapıyorsun? İyisin diye bir şey yapmak mı var? Ya yani ne yapıyorsun o anki yaptığın şeyi söylemektir. Ama bu iyisin diyor. Yok. Aynı işte sen diyor. Oğlum aynı işte diye bir yapmak mı var? Bir şey yapmalısın sen şu an. Yatıyor musun? Ediyor musun? Televizyon mu izliyorsun? Bilgisayar mı oynuyorsun? Ne yapıyorsun dedim. Üzerine vurgulayarak bak, ne yapıyorsun diyorum. Ne yapıyorsun? Sana nasılsın demedim, sana ne yaptığını söylüyorum. Arkadaşlar siz de böyle misiniz ya? Benim gibi çok dikkat eden var mı böyle şeylere? Ya da sizin böyle dikkat eden arkadaşlarınız var mı? Bak ne yapıyorsun diyorsam o an ne yaptığını söyle. Arkadaşlar mesaj atıp duruyor. Evet, Çilek hala yazmıyor. Bak Çilek niye yazmıyorsun? Oturuyorum diyor. Harika. Harika benle alaka ya. Klavye yüzünden. Neyse o zaman ben de oturuyorum diyeyim bari. Ben de oturuyorum. Evet ben de oturuyorum. O gün yaşadıklarım yok. O gün söylediklerim için özür dilerim. Oğlum kalp atıyor lan bana. O gün söylediklerim için üzgünüm. Özür dilerim. Evet, özrümüzü de dileyelim arkadaşlar. Özür dilerim Çilek. Evet. Bir dakika. Şu an ekran kaydı açık mı hala? Şu an ekran videosu devam ediyor mu acaba? Devam ediyor, aynen. Arkadaşlar kusura bakmayın, telefonu daha yeni aldım ve ilk kez ekran kaydediciyi çalıştırdım. Yani ilk kez ekran kaydedici uygulamasını kullanarak video çekiyorum. Daha yeni alışıyoruz işte arkadaşlar. Önemli değil, unut diyor. Unut gitsin dertlerini, nananana. Böyle bir şarkı vardı. Tamam Çilek. Bir dakika, kalp atmayalım. Ah. Yanlışlıkla öpücük attım, bak şunu attım. O yanlışlıkla oldu, olsun. Evet, şimdi ne yazayım arkadaşlar, bakın öyle merhaba nasılsın iyi misin falan dedik. Ne yapayım ya, bu Çilek'e benim bu yaşadıklarımızı unutturmam lazım. Ne yazabilirim? Burak düşün. Aklıma bir şey gelmedi. Ya diyor. Ya Çilek.
Çilek. Bir dakika. Şimdi ben buraya çilek yazar. Efendim muz diyor. Bak şimdi başka ne yazsam, ananas. Ananas da çıktı. Bir dakika, zor meyve yapayım, belki bunlar zor meyveleri bilmezler. Amma. O meyvenin adı amma mıydı? Bak bunu bilmiyorlar. Domates yazacağım, bakalım çıkıyor mu domates. Aa bak, domates çıktı. Veya gerçek hayattaki şeylerden yazayım. Mesela kral yazayım. Aa bakın, kral yazdım. Şu da var. Sonra kral tacı da var. Oha güzelmiş. Aa bak, bu da yazıyor, bunu çıkmıyor. Kesin bu Samsung kullanıyor herhalde. Dur başka ne yazayım? Mesela çanta yazacağım. Bak çanta çıktı. Oğlum çok güzelmiş lan bu. Valla dur ne yazsam, su. Bak su da çıktı. Başka ne yazayım? Poşet. Aklıma poşet geldi. Poşet çıkmıyor. Çünkü poşet diye bir emoji yok. Ne yazsam? Kas yazacağım. Aa bak kas çıktı. Oha. Ne yazsam? Apple yazınca elma mı çıkıyor acaba? Yok olmuyor. Versint diyor. Arkadaşlar burada ne diyor biliyor musun? Ben kral dedim ya, bu da Versint diyor. Versint kral. Hani Ezel'in bir şarkısı var ya. Kıza bak baka kaldım tatlı sanki baklava. Kimseye güvenemem Allah'ınız bak stopa. İki kez üç kez olsun tamam eyvallah. Tamam daha ölmedik ama dolu etraf ak baba. Neyse. Çok konuştum. Artık neler yazsam buna. Artık güzel şeyler konuşmalıyız. Ben çok bokunu çıkarmışım arkadaşlar. Valla ben olayın iyice bokunu çıkardım. Bak elma yazmışım, çilek yazmışım, muz yazmışım, ananas yazmışım, kral yazmışım. Niye böyle şeyler yazdım ben ya? Artık ne yazsam? Valla aklıma bir şey gelmiyor ya. Artık düşün bir şey gelmiyor. Bir şeyler deneyeceğim ya. Ne yazsam? Mesela okul. Aa okul çıktı. Ha bu arada sana sürprizim var dedi. Aa gerçekten mi? Mi'yi ayı yazacaktım, olmadı. Olsun. Evet bana sürpriz varmış lan, neymiş çok merak ettim ha. Evet. Neymiş çok merak ettim. Aşırı merak ettim şu an sürprizi. Umarım güzel bir sürprizdir. İnşallah güzel bir sürprizle karşılaşırız. Amin. Uykum geldi. Bu videoyu günlerden pazartesi günü saat 11'de çekiyorum. Neredeyse 11 olmak üzere. Daha bunun montajını yapacağım. Anca 2'de falan uyurum. Bir de okul var yarın. Of ya. Bunun için dışarı çıkman gerekiyor. Gerçekten mi? Çok merak ettim ya. Arkadaşlar bana ne sürpriz olabilir ki, bunun için dışarı çıkman gerekiyor falan diyor. Şu an aşırı merak ettim. Ne yazayım? Cidden dışarı çıksam mı bir ya? Bunun için dışarı çıkman gerekiyor diyor. Ne alaka ki dışarı? Dışarı mı çıksam acaba ya? Hadi dışarıda seni bekleyen hediyen var. Lan bir okuyamadım. Seni bekleyen hediyen var. Hadi dışarıda seni bekleyen. Oğlum bekleyen değil, bekleyen. Aynen bekleyen olacak. Bu yanlış yazmış. Yok bekleyen. Aynen oğlum bu doğru yazmış. Ben yanlış söylüyorum. Seni bekleyen hediyem var diyor. Bir gitsem mi arkadaşlar dışarıya? Şu an ne yapsam ya? Çok kararsız kaldım. Cidden böyle bir sürpriz yapmış olabilir mi? Acaba yanıma gelmiş olabilir mi? Çok merak ettim ya. Ne yapsak? Kapı zili çaldı. Bir dakika kapat şu kaydı. Arkadaşlar ben hemen kapıya bakmaya gidiyorum. Koşmam lazım. Kapı zili çaldı az önce. Evet. Işığı açtım. Şimdi kapıya bakacağım. Çilek gelmiş olamaz ya. Çok merak ediyorum şu an. İnşallah çilek oradadır. Kapı deliğinden bakıyorum. Karanlık görünüyor. Siz de bakın. Karanlık değil mi? Açıyorum. Abi inşallah çilek gelmiştir ya. Çilek. Arkadaşlar telefonun flaşını açtım. Çilek neredesin? Çilek. Yok musun? Çilek yok. Kapat.
Çilek yok, çilek yok, çilek beni kandırdı. Çilek beni niye kandırdın? Sen beni niye kandırdın? Ben boşuna mı kapıya çıktım? Çilek, çilek. Dur lan dur, çilekli sakız çiğneyeceğim, çileği çiğneyeceğim. Çilek seni çiğniyorum. Çilekli sakız çiğneyeceğim. Çilek seni yedim. Çileği yedim arkadaşlar. Çileği yiyorum. Çileği yiyorum ki bay bay.